Evet, karşılaşma başladı. Üst tarafa doğru bir tane bomba geldi şimdi Repreş'e. Evet, o bombadan etkilenmedi. Madison takım arkadaşıyla birlikte üste doğru ilerliyor şu an. Evet, Rofazen'le birlikte iki tane oyuncu. Rofazen'den bir prefire geldi ikinci silahıyla, ancak orada etkilenebilecek herhangi bir oyuncu yok. Repreş bu arada C5'ini atmış orada. Karşı rakibi bekler pozisyondalar. Evet, Rofazen oraya C5 atıldığının farkında. Kendi C5'ini de bıraktı ama henüz patlatmadı şimdi. C5'leri patlattılar. Burada Carnation'a bir bomba geldi. Repreş Madison'ı vurmayı başardı. Rofazen de Defuse'yi düşürdü şimdi. Rofazen Repreş'le karşı karşıya. Repreş onu da vurmayı başardı. Arkasından gelen oyuncuya karşı da prefire atmıştı ama arkadan herhangi bir oyuncu gelmedi. Space A tarafına doğru girmiş. Bozan uzun da. Darty bu arada Shields'ı vurdu. Bozan uzun tarafından giriyor şimdi. Evet, Darty Space'de vurdu, ardından Trex'i de Bozan'a düşürdü. Durum 1-0. Uzun tarafında Trexy. Çok güzel bir headshot geldi Bozan'a. Shields var şimdi karşısında. Aynı güzellikte Shields karşılık verdi şimdi. Trepeş orada biraz aceleci davrandı. Rofazen çok güzel bir şekilde o C5'i rakibine patlattırdı. Space A'ya girer gibi yapıyor. O da C5'i güzel bir şekilde patlattırdı. Kuyu diyebildiğimiz Kuyentus'a. Şimdi Darty yavaş yavaş ilerledi A'ya doğru ama Space durumun farkında hemen geriye doğru çekildi. Darty de oraya bir tane smoke bıraktı. Şimdi üst tarafa doğru ilerliyorlar. Evet. Çok güzel bir bomba geldi Carnation'dan. Rakibini düşürmeyi başardı. Space de Darty'yi vurdu esnada. Bu arada Space Kuyentus'u da düşürdü. Arkasından bir oyuncu geliyor orada. Çok güzel saklandı. Bakalım onu arkalayabilecek mi? Space onu da arkalamayı başardı ama Repreş onu vurdu şimdi. Evet, 3 sağlı olan Madison'la Repreş 1v1 durumdalar. Madison'ın tek avantajı duali olması. Evet, şimdi yavaş yavaş ilerliyor. Repreş farkında değil rakibinin. Şimdi karşı karşıya geldiler ama güzel bir refleks gösterdi Repreş. Rakibini vurdu, durumu 2-0'a getirdi Game Monsters. C5'ler patlatılıyor şu an. Rofazen sağ solu şöyle bir kolaçan etti. Bir tane daha bıraktı içeriye doğru. Repreş orada etkilenmedi. Arkasından Bozan geldi. Repreş'e bombasıyla düşürdü. Bozan zıpladı. Carnation'ı da vurdu. Evet, Madison'da Darty'yi düşürdü. Darty'nin bombası Rofazen'i orada eksiltti. Evet, bu karşılıklı takaslar sonrası Trexy tek başına kaldı şimdi. Space'e karşı karşıya geldi. Space rakibine el çatını attı ve durumu 2-1'e getirdi. Şekilde geldiler şimdi. Trexy'nin 43 sağlığı kaldı. Trexy tehlikenin farkında orada. Takım arkadaşlarını uyardı ama Darty çok geç kaldı. Sol tarafında bir oyuncu daha var. Rofazen'in. Bu arada Kuyentus'dan çok büyük bir hata geldi orada. Orada çok rahat vurması gereken bir oyuncuyu vuramadı ve alt tarafının kontrolü Kunyesizler'ine geçti derken. Repreş orada. Çok güzel. Vurdu rakibini avizenin üstünden. Şimdi Trexy ilk headshot'ını attı ama Space onu düşürdü. Bakalım. Carnation'da sıra. Space'i vurmayı başardı. Carnation Madison'ı da vurdu. Evet, durumu 3-1'e getirdi böylelikle. Bomba Game imha edildi. Görev başarısız. Tamam, hadi gidelim.
space'ten bomba geldi Jax'e doğru ama Jax'e sıkıntı yaratmadı o bomba. Şimdi bozan kapının arkasına attı bu bombayı. Orada refresh ve evet Dart'ın bulunduğu yere ama ilk önce de etkilenmedi bombalardan. O bombayla beraber ön tarafa da bir tane gelmiş olsaydı işte o zaman sıkıntı yaratabilirlerdi ama sadece arka tarafa, yani o kapının içerisine atılmış bomba herhangi bir tehlike yaratmadı GameMonsters oyuncularına. C5'ler patlatıldı Rofazen tarafından, orada biraz etkilendi Carnation. Orada Dart'ı çatına attı, orada Refresh Bozan'ı düşürmeyi başardı. Trax'i de Space'i düşürdü. Rofazen üst tarafta öncelikle Refresh'i vurdu, ardından da Trax'i düşürdü. Durum 2-2, Darty ve Quintus Madison ile Rofazen'e karşı. Sağlıklarda da öyle aşırı bir fark yok. Quintus'un kötü bir performansı var bu maçta. Evet, onu iyiye çevirmek için tam zamanı aslında. Kritik bir round. Darty rakibini gördü ve vurmayı başardı orada. Çok tecrübeli Darty. Bekledi, iyi pozisyon aldı. Çıktı ve rakibine anında headshot'ını atmayı başardı. Rofazen bakalım B plant'e doğru ilerliyor şu an. Sağ tarafında Quintus var. Şöyle plant'in etrafına bir baktı. Sanıyorum Quintus duydu rakibini. Evet, şimdi karşı karşıya geldiler. 27 sağlığını bıraktı Rofazen'in. Şimdi Darty. Quintus. Orada kendini biraz savunması lazım. Darty'nin sağlığı az. Rofazen iyi oynayan bir oyuncu bu tarz yerlerde derken. Quintus. İlk frag'ini aldı maçta. Yani yerinde de bir frag aldı ve durumu 4-1'e getirdi. Tamam, hadi gidelim. Evet, bugün Shells ve Madison etkisiz. Hani ilk haritanın ilk tarafından bahsediyorum tabii ki. Genel olarak bütün turnuvada değil ama. Etkisiz kaldılar biraz. Space ve Rofazen öne çıktı bu haritada. Onlar da sadece bir round kazandırabildi. Bomba geldi oraya, refresh. Güzel kaçtı. Çok güzel kaçtı o bombalardan. Şimdi içeriye doğru yavaş yavaş ilerliyorsunuz sizler oyuncuları. Rofazen bu arada Space ile birlikte. Evet, iki frag aldılar üst tarafta. Trax'i çok güzel çekilmiş plant'e. İlk rakibine headshot'ını attı Space'e. 2 ve 4 durumdalar. Bozan'ın da sağlığı az. Madison A tarafına doğru ilerlemiş. Quintus ise evet paralelde orada C5'i patlattı ama çok hızlı eridi Quintus. Trax'i tek başına. Bomba kuruldu. Rofazen var şimdi, ona doğru döndü. Rofazen'i bayağı bir yaraladı. 26 sağlığı vardı ki Rofazen ikinci silahla Trax'i vurmayı başardı. Durum 4-2'ye geldi. Evet, kaybettikleri her round bir dezavantaj Kunyesizler takımına karşı GameMonsters'ın. Çünkü şöyle bir durum var. Bu tarz denk karşılaşmalarda ve önemli karşılaşmalarda City tarafında avantajlı tarafta minimum round vermeniz gerekiyor ki bunun minimumu Luxville'de 1 ya şu an 2 round kazanmış durumda Kunyesizler. Bu arada Carnation evet bombasıyla Bozan'ı düşürmeyi başardı. Bir bomba daha bıraktı şimdi orada kalabalığa doğru. Evet. Refresh. Orada tam C5'leri atmıştı. Geç de atmıştı ama geç gelen bir İkinci C5 oldu. Refresh'in C5'lerini böylelikle patlatmış oldu Kunyesizler takımı. Bu arada evet, Carnation üst tarafta Space'i de vurmayı başardı. Parti orada açılmış. Shales'i düşürdü. Şimdi Carnation orada Madison'ı da vurmayı başardı. Evet, Kunyesizler takımının iki etkisiz ismi düştü böylelikle. Rofazen tek başına kalmış durumda. Evet, Carnation onun üzerine doğru açıldı ama başarısız olmuştu şimdi. Refresh Rofazen'i vurdu ve
İlk tarafta GameMonsters 5-2 önde kapattı. Evet, ikinci yarıya başladık. 5-2 Game Monsters üstünlüğü var. Bakalım City tarafında Kunyesizler Game Monsters'a karşı nasıl bir savunma sergileyecek. Bozan uzun tarafında açılış yaptı. Trexie çatını attı. Kuyentus var ayrıca. Ama o geride kalmayı tercih etti. Şimdi aşağı taraftan açılan bir oyuncu var. Uzun tarafına doğru. Bu arada Carnation bir oyuncuyu düşürdü. Orada Space. Bir C5'te. Evet. Bir de Augu ile frag aldı. Orada uzun tarafında Kuyentus. Shields'ı düşürmüş. 22 sağlığı var, geriye doğru çıktı şimdi. Represh'te ona doğru ilerliyor. Orada Bozan, evet, çıktı ve Kuyentus'u bu şekilde vurmayı başardı. Represh ilk rakibine headshot'ını attı ama Madison A plant önünde headshot'ı buldu, durumu 5-3'e getirdi. Space C5'ini köşeye atmış merdivenlere. Gördüğünüz gibi. Burada Fazen. Evet, Space Rofazen'in C5'ini ateş etmiş. Ray Rofazen almış oldu. Şimdi geriye çekildi. Kendi C5'ine bakıyor. Team Monsters oyuncuları böyle kontrol etmektense C5 atıp ilerleyebilirler. Zaten yukarıya C5 atılacağı çok belli. Şimdi bomba geldi Space'e doğru. 36 sağlığı var. Ama hala o duvarın, evet, köşesinde C5'i mevcut. Ki evet, 36 sağlığıyla Represh'i de C5 ile uçurmayı başarıyor. Dart orada sızmış bir vaziyette bekliyor ama Rofazen onu düşürdü. Trexie'yi de vurdular orada. Bozan en son Kuyentus'u düşürdü ve durum 5-4'e geldi. Evet, durum 5-5 olursa Game Monsters sıkıntıya girebilir. O yüzden bu roundu bence kazanmaları gerekiyor. Eğer bu roundu kaybederlerse bence maçı da kaybedecekler. Daha doğrusu haritayı da kaybedecekler. Space'in 60 sağlığı kaldı yine bombadan. Bir yakına bomba bıraktı orada. Carnation'ın 21 sağlığı kaldı, bombaların birine yakalandı. Şimdi 9 sağlığı kalmış. Yavaş yavaş ilerliyor. Arka tarafında bir oyuncu onu korumaya çalışıyor ama Yantus bakalım bunda başarılı olabilecek mi? Aşağıya kadar sızdı. Bu arada Dart'ın medisini vurmayı başardı. Orada Shales Dart'ı düşürdü. Trex'i de Shales'ı vurdu. Bozan şimdi Carnation'ı düşürürken uzun A tarafına doğru ilerliyorlar. Evet, Bozan. Yantus da vurdu. Trex'i bombasıyla Space'i yakaladı. Evet, karşılıklı takaslar devam ediyor. Rofazen Represh'i vurmayı başarmış o esnada. Şimdi bu çatışmaların sonunda Trexie tek başına kaldı. Karşısında Bozan ve Rofazen var. Evet, Bozan CT tarafında etkili oynuyor şu an. Ki Trexie'nin de yerinin farkında. Evet, gördüğünüz gibi tek olan oyuncuya karşı hiçbir şekilde göstermiyorlar ki göstermemeleri de lazım. Şimdi arkaladı ama evet, neden göstermemek gerektiğini Trexie bizlere şimdi gösterdi. Gerçekten çok etkili bir oyuncu. Şimdi Rofazen'le karşı karşıya geldi ve çok kritik bir roundu takımına kazandırdı. Durum 6-4. Evet. Hadi gidiyoruz.
Biz uyarmadan Dart'ı tecrübeli olduğu için anladı. Evet, yayından da söyleyelim. Refresh için bu son uyarı. Aşağıya doğru atladı. Evet, sonunda o C5'leri alıp oralara atmak akıllarına gelmiş. Headshot'ını attı. A'nın medisin var. Hemen paralelde de bozan. A tarafını savunan oyuncular arasında. Evet, ben de bu şekilde oynuyorum. Bozan'ın görevinde, yani kendi takımda genelde bozan'ın görevini alıyorum. Şimdi bozan A'ya giren iki oyuncuyu vurmayı başardı. Trax'i var orada, 39 sağlığı var. Medisin onu vuracak mı acaba? Şimdi biraz daha denedi. 82 sağlığı kaldı. Vurmayı başardı bozan. Carnation'ı da düşürdü durum böylelikle. Evet, 6-5'e geldi. Paralelde oynayan oyuncunun o yüzden ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Yani hem uzuna destekli hem de aynı zamanda A savunmasında çok etkin görev alıyor. Şöyle yapıyordum ben hani kendi açımdan. Uzuna belli bir süre baktıktan sonra direkt olarak A'ya dönüyordum. Uzundan adam geldiği zaman da aşağı merdivenlerden backupluyordum eğer girmişse. Evet, aynı şekilde Bozan'ın da onu yaptığını görüyorum. Evet, bu şekilde başlardım her maça. Çok etkili bir yöntem. Lüksville'de bence en etkili tutuş bu. Eğer paralelde oynamak isteyen, eğer paralelde oynamak istiyorsanız, buradan hani kendini geliştirmek isteyen arkadaşlarımıza bunu söyleyebilirim. Bir uzuna gelip bir A'ya bakmak gerçekten çok etkili oluyor. Evet, bozandım. Tarafında. Carnation'ı düşürmeyi başardı şimdi. Hemen A tarafına doğru döndü. Trax orada. Smoke'dan iki oyuncu da birbirini göremiyor ki. Shales'ın bir sağlığı var. Saklanmış durumda. Eğer çıkıp oradan Trax'e chat atabilirse takım adına güzel bir iş yapmış olacak. Ki yavaş yavaş Trax'i tehlikeli bölgeye giriyor. Şimdi çıktı. Trax'i vurmayı başardı. Evet. Trax'i vurdu ama Quintus onu düşürdü Refresh'te. Madison'ı vurdu orada en son. Bozan Refresh'e chat'ını attı. Durum 6-6. Evet, bu roundu kazanırsa Game Monsters beraberliği garantileyecek. Eğer Kunyesizler kazanırsa durum 7-6'ya gelecek ve haritanın kazananı Kunyesizler olacak. Evet, Bozan yakına C5'lerini attı. Hemen geriye doğru çekildi ama orada Dart'i ya da Trax'i bakıyorum. Evet, Dart'i sesi duydu, o yüzden hemen CTRL'ye bastı. Evet, uzun, üst taraftan açılan oyuncuya karşı da bomba geldi arkadan Dart'i destek amaçlı. Şimdi ilerliyor. Trax'i orada. Evet, 20 sağlığı kaldı Trax'inin. Son anda bir şekilde hayata tutunmayı başardı. Bozan tabut kısmından şimdi zorluyor rakiplerini. Dart aşağıya doğru atladı. Orada Bozan headshot'ını çok güzel attı. Evet, şimdi C5'ler gelecek arkasından. Madison. Oradaki C5'ler patladı. Madison'a doğru atladı Dart'ı ama Madison rakibini vurmayı başardı. Evet, 2 alt 2 üst şeklinde bölündü Game Monsters oyuncuları. Space de biraz daha geriye gelmiş. Refresh. Şimdi Shields'la karşı karşıya geldi. Shields rakibini vurdu orada. Quintus da Shields'ı düşürdü. A-plan tarafında bir oyuncu daha var. 3 oyuncuyla birlikte A'ya yükleniyor şu an. Madison A-plan'te tek başına destek gelmesi lazım. Madison ilk rakibini vurmayı başardı orada. Trax'i Space'i düşürdü şimdi. Bu arada Trax'i Madison'ı da vurdu. Beraberliği garantiledi Game Monsters. Evet, şimdi bu round'u eğer Game Monsters kazanırsa haritanın kazananı onlar olacak. Eğer Kunyesizler kazanırsa maç, daha doğrusu harita uzatmaya gidecek.
Matthias şimdi karşı karşıya geldi. Bozan hemen yukarıdan destekledi takım arkadaşını. Ama evet, Batu zaten hızlı bir şekilde geriye çıkmıştı. Topuza bomba geldi. Evet, Madison orada. Karşı rakibi püskürtmek adına kendi bombasını bıraktı. Şimdi Dart'ı yavaş yavaş ilerliyor. Evet. Dart'ı durumun farkına vardı. Bozan'ın paralel tarafında olduğunu biliyorlar şu an. Zaten biliyorlardı ancak bu roundda doğrulamış oldular. Trixie karşı karşıya gelebilir. Bozan biraz yaraladı Trixie'yi. Toplamaya çalışıyor. 1.16 bu arada. Hızlı olması lazım artık. Zaten sonra çok fazla kaçış şansı yok. Bozan'dan headshot geldi Darty'ye. Madison şimdi ilerliyor orada. Kuyendus rakibini vurdu. Rofazen 2 frag aldı. Bozan da bir headshot buldu şimdi. Evet. Carnation tek başına kalmış durumda. Bozan aşağıya atladı. Onu da vurmayı başardı. Ve maç uzatmaya gitti. Bozan'ın 13 frag var bu arada. Evet arkadaşlar, uzatmalara başladık. Bakalım City tarafında bu sefer Kunyesizler başlayacak. Uzatma tarafına geçilirken bildiğiniz üzere taraf değişilmiyor. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Durum 7-7. Dart orada. Geçişleri temiz. Aa! Evet. C5'i vurdu. Space, Darty'nin elindeki atmaya çalışırken C5'i vurdu ve Darty kendi C5'ine düştü. Space, Carnation'a da headshot'ını attı orada. Shales'la Quintus karşı karşıya geldi T-Base'de. 10 sağlığı kaldı Quintus'un. Trixie Rofazen düşürdü. Quintus bu arada 10 sağlığıyla rakibine headshot atmayı başardı ama karşısında 3 tane daha oyuncu var. Evet. Gerçekten çok uzun süredir böyle bir şey görmüyorum. Hatta yayınlarda ilk defa rast geliyoruz. Evet, yayında ilk defa rast geliyoruz. Space, Darty'nin atmaya çalıştığı C5'i vurdu ve Darty kendi C5'ine düştü. Evet. Göstermiyor şu an Kunyesizler takımı oyuncuları. Orada Madison. Tamam, hadi gidelim. Bu tarafına açılmış Shales orada iki oyuncu karşıladı kendisini. Ama şöyle bir daha açılmayı düşünür gibi oldu. Rofazen'in orada iki oyuncuyu karşısına alacaktı ama smoke atıp geriye çıkmayı tercih etti. Şu an durum 8-7. Orada Rofazen bu sefer kendi C5'iyle uçurdular Darty'yi. Yani şöyle söyleyeyim, Rofazen kendi C5'iyle uçurdu. Şimdi
oradan C5 patladı. Hala %5 sağlığı var. Medicine Space'i düşürmeyi başardı. Space, Carnation'ı vurdu. Medicine, Quintus'u da vurdu orada. Rofazen'de son kalan Represh'i düşürünce durum 9-7'ye geldi. Bozan uzun açıldı, Bozan tek attı rakibine. Evet, Space bu esnada Carnation'ı vurunca Quintus da şu an geriye doğru çıkıyor. Orada 1v1 takasa girdi oyuncular. Darty Space'i vurdu. Rofazen de Darty'yi düşürdü. Şimdi Traxi. Rofazen'i vurmayı başarıyor orada. Birinin 53, birinin 54 sağlığı var. Karşılarında 3 oyuncu var. Shields'i yaraladı biraz. Traxi, evet, Shales çok ince gördü ve rakibini vurmayı başardı. Şimdi Quintus'la karşı karşıya geldiler orada. İlk etapta 2 sağlığını bırakmıştı rakibinin. Şimdi vurmayı başardı ve 10'a 7 uzatma devresinin ilk yarısında öne geçmeyi başardı Kunyesizler. Evet, uzatma devresinin ikinci yarısına başladık. Bu arada Shales açılışı yaptı. Repreş'i düşürmeyi başardı üst tarafta. Darty Fazen'i vurarak karşılık verdi. Şimdi 76 sağlığı kalmış. Ozan tarafa girişi sağladı. Şimdi sol tarafında Traxi var. Onu vurabilecek mi? Darty de geldi. Evet, Bozan son anda Traxi'yi vurdu. Darty de yaralıdı biraz. Quintus şimdi Space'le her an karşı karşıya gelebilir orada. Space rakibine çatını attı. Darty tek başına. Bomba kuruldu. Evet, üstten aşağı atladı. Şimdi Shales'la karşı karşıya geldi. Bomba da geldi. Darty'nin önüne Shales çıktı, rakibini vurdu ve 11-7 ile ilk haritanın kazananı Kunyesizler oldu. Kırmızı takım kazandı. Tamam, hadi gidelim. Evet, çöl fırtınası haritasına başladık. CT tarafında Kunyesizler olacak. T tarafında ise GameMonsters. Bozan açılmıştı ortaya doğru. Şimdi geriye doğru çekilmiş. İkinci silahı orayı kesiyor. Tam üzerine gelecek bir Traxi. Evet, Bozan orada gelmeyeceğini düşünüp geriye doğru çıktı. Evet, Shields orada tarafta açık bir şekilde bekliyor. Bombasını oraya atarsa evet tehlikeli olabilir. Darty bu arada Bozan'ı vurmayı başardı üst tarafta. Traxi. Direç yaptı. Ondan geldi şimdi. İki kişi eksiktiler. Space. Çok güzel bir reçat attı Darty orada. Üst taraftan geriye doğru çıktı şimdi. Medicine aşağıya, evet. Güzel bir bomba bıraktı. Yani o bombanın güzelliği şöyle. Çok önemli bir bomba değil ama orada kaçış pozisyonu yarattı kendine. Evet, aşağıdan kendisini pushlayacak oyuncuya karşı bombasını attı ve ağının içerisine girdi. Akıllı bir bombaydı daha doğrusu, güzelden ziyade. Öyle söyleyelim. Traxi'nin 2 sağlığı var. Evet, Carnation üst tarafa doğru çıkmış. Yaptı orada. Space'i vurmayı başardı. Evet, 32 sağlığı var orada. Madison şimdi Quintus'u düşürdü arkasında. Carnation var. Onun da sağlığı az. Aşağısında da bir oyuncu mevcut. En son Represh Rofazen'i vurdu ve durum 1-0'a geldi GameMonsters lehine. Tamam, hadi gidelim.
sırada... Animation. Zıplayarak vurdu Space'i. Bozan gelmiş şimdi üst tarafa doğru. Bu arada Carnation, Shields'a da headshot'ını attı. Evet, tecrübeli oyuncudan güzel hareketler seyrediyoruz. Rofazen şimdi karşılık verdi Trexie'yi vurarak. Burada Kuyentus da var, hemen köşe taraftaydı. Red 5 ortaya girmiş. Medisini vurmayı başardı. Bozan 2 frag aldı üst üste şimdi karşısında. Carnation var. Carnation Bozan'ı da vurmayı başardı. 2 sağlığı var orada. Evet, Rofazen onu vurmayı başaramadı. Repress şimdi uzun tarafın A tarafından rushlayacak mı diye baktım. Hayır, şöyle hızlı bir şekilde üste doğru koştu ama geriye doğru döndü şimdi. Evet, Carnation B'ye doğru ilerliyor. Repress ise A üste. Evet, kutudan atladı Rofazen. Carnation onu duydu tabi. Oraya doğru bakıyor şu an ama. CTRL'e ilerliyor Rofazen. Hemen bakalım. Carnation bu arada arkalayacak mı diye şöyle bir baktım. Evet. İki oyuncu birbirinin yanından geçti. Şimdi Carnation gördü rakibini ama vurmayı başaramadı. 13 sağlığını bıraktı. Bomba kuruldu. Sağa bomba kuruldu. Refresh yukarıdan bekleyecek ama aşağıdan da gelse Refresh'in bu roundu Rofazen'e vereceğini zannetmiyorum. Karşı karşıya geldiler. Evet, çok da fazla göstermesine gerek yok. Smoke da geldi oraya şimdi. Bir tane daha smoke geldi Refresh yukarıdan. Atladı Rofazen'i vurmayı başardı. Durum da 2-0'a geldi. Hadi gidiyoruz. Space. Tek bomba, iki kişi. Evet, Karlış orada. Bozan da bombasıyla Kuyentus'u çürmeyi başardı. Ortadan rushladı şimdi Bozan. Refresh'i de vurdu orada Bozan. Trexie'yi de düşürdü. Evet, iki Space, üç Bozan. Böylelikle hızlı bir şekilde roundu kazanmış oldu Kunyesizler ve durumu 2-1'e getirdi. Evet, Trex açılışı yaptı. Shields'ı vurdu orta tarafta. Carnation da Space'i düşürdü. Bu arada Bozan aşağıya giren Dart'ı vurmuş. Medicine açılacak oradan ama bomba onu engelledi Rofazen. B tarafında Repeş'i düşürünce şimdi 3-3'e geldi durum ama Kuyentus B'ye eşitliği bozdu. Durum 2-3. Bozan'la karşı karşıya gelecek. Bozan çıkar çıkmaz rakibine çatını atmayı başardı. Evet, A plant'in içerisinde şu an Bozan. Trexie ile karşı karşıya geldi. Trexie'yi vurmayı başardı. Şimdi Carnation'da 1v1'ler. 83 sağlığını bıraktı rakibinin. Kendisinde 48 sağlığı var orada. Carnation geriye doğru çıkmaya çalışırken Bozan'a headshot'ını attı. Durum 3-2. 3-1'e geldi. Hadi gidiyoruz. Yukarıdan iki bomba geldi orada. Dart'ı aşağı atlamak zorunda kaldı. Aşağı atlayan Dart'ı da Bozan vurdu. Şimdi karşılıklı takaslar orada. Kuyentus en son melisini vurdu. Şimdi Rofazen'le karşı karşıya geldiler. Rofazen rap 5'i düşürdü. Kuyentus'u da vurdu. Carnation tek başına. Bekliyordu ki orada Carnation'ı vurmayı başardı, durumu da böylelikle 3-2'ye getirdi. Tamam, hadi gidelim. Burada Shields'ın bombasına Dart'ı düştü. Shields orada Trexie ile de karşı karşıya geldi. Bir bomba daha bıraktı şimdi. Trexie de ona bomba bırakırken Shields
Rakibini yakaladı ve vurmayı başardı. Uzun tarafında Madison'la Rofazen var şimdi. Karşılarında ise Refresh'te. Evet, Quintus vardı ki arkalayan Shields Quintus'u vurdu. Refresh'te onu düşürmüş. Evet. Şimdi tek başına Bozan rakibine headshot'ını attı. Durum 3-3. Evet, Bozan yine Çöl Fırtınası CT tarafında takımını taşıyan isim. Geçtiğimiz hafta GPI Esports Club maçında da aynı bu şekilde bir performans göstermişti. Yine çok çok iyi bir performans ortaya koyuyor Bozan. Kaç sezondur oynadığı bütün sezonlarda performansından hiçbir şey kaybetmedi. Hep iyi bir oyuncu olarak kaldı Bozan. Üzerine açıldı orada Madison. Bir tanesini vurmayı başardı. Arkasında smoke bırakıp kaçacak. Evet, iki tane takım arkadaşı da onu korudu. Ve kendini B plant'in içerisine atmayı başardı. Şimdi Shales'tan da ortadaki Carnation'a headshot geldi. Trax onu vurmayı başardı. Dart ilerliyor boşluktan ama Space o boşluktan. Dart'i sokmadı, aşağı atladı şimdi ortaya doğru. Trax'i var karşısında. 32 sağlığı var Trax'inin. Orada Rofazen ilk etapta Quentus'u düşürmeyi başardı. Bozan'ı da vurdu Trax'i. Orada Bozan'ı da vurmayı başardı. Rofazen'le şimdi Rofazen zıpladı, headshot'ını attı, durum 4-3-3, birden 4-3 üstünlüğü yakaladı Kunyesizler takımı. Tamam, hadi gidelim. Uzuna çok seri ilerliyor 3 oyuncuyla. Güzel bomba bıraktı orada. Geriye doğru püskürtecek Rofazen. Evet, bombasıyla Refresh'i yakalamayı başardı. Dart'i geliyor şimdi. O 93'ünü çekmiş oldu. İki oyuncu var karşısında. Madison Dart'i düşürmeyi başardı. Uzun tarafında şimdi Quintus girecek. Bozan onu vurdu. Arka tarafta bir oyuncu daha var. Trax'i Bozan'ı düşürmeyi başardı. Evet, Rofazen de Trax'i vurunca Carnation yine tek kaldı. Rofazen çıktı orada. Carnation headshot'ını attı. Durum 5-3. T tarafında bakalım Kunyesizler neler yapacak. Dart'i bu arada başardı orada. Madison ve Shields birer frag aldı şimdi. Ortaya doğru açıldı. Bozan'ı vurdu. Evet. Uzun tarafına giren bir Shields var. Rofazen. Evet. Şu Shields birer frag alınca Quintus tek başına kaldı. Rofazen rakibinin farkında değildi orada aşağı atlamasına rağmen. Bomba kuruldu. Evet, Rofazen de şimdi ses duymadım hiç, yazdı zaten. Evet, bakalım 1v2 durumda Quintus neler yapacak Madison ve Shields'a karşı. Sesin de sağlığı kaldı Quintus'un. Madison da hemen aşağı tarafta. Şimdi Shells rakibini vurmayı başardı, durumu 6-3'e getirdi. Tamam, hadi gidelim. Uzuna 4 çıktı Kunyesizler. 3 tanesi yakın bunların bayağı bir. Evet, Space Refresh'i düşürmeyi başardı. Şimdi B tarafına doğru ilerliyorlar. Bağlantıya bombasını attı orada. Evet, Plant'teki oyuncuyu gördü ancak zaten gördükten hemen sonra Bozan onu vurmayı başarmıştı. Dart'i de Madison düşürünce Trax ve Quintus bakalım 5 oyuncuya karşı neler yapacaklar. Şimdi arkasından yakaladı bir tanesini Quintus, vurmayı başardı Shales'ı. Orada Space de Trax'i düşürdü. Quintus tek başına, Madison ve Bozan direkt olarak karşısında şimdi Madison. Quintus'u vurmayı başardı, durumu 7-3'e getirdi. Rofazen Dart'i bekler alınıyor karşılıklı. Bozan orada Dart'i uçurmayı başardı. Refresh ortada, 30 sağlığı kalmış. Geriye doğru kaçıyor şimdi. Üst tarafta Quintus var, onun da 55 sağlığı var. Evet,
şimdi karşı karşıya geldi orada. Carnation ve Quintus refrag aldı Kozan. Tek başına ilk etapta Quintus'u vurdu. Evet, karşısında iki oyuncu var. İkisinin de sağlıkları kendisiyle neredeyse aynı. Hatta bir tanesininki az gibi gördüm. Evet. 15 sağlığı var. Carnation'ın Repression'da 31 sağlığı mevcut. Elindeki silahla birer mermi atsa ikisini de öldürüyor yani. Öyle söyleyelim. Ama elindeki silahla tabii ki biraz tutturması zor. Şimdi... Oh. Carnation'a gerçekten çok güzel bir headshot geldi. Refresh Beyblade'deki yerini aldı. Güzel bir karar. Ozan. Bu arada evet. Refresh şimdi. Evet. Çıktı, rakibini vurdu, durum 7-4. Çok sabırlı oynadı Refreş. Buradan tebrik etmek lazım. Space orada hızlı girdi ama Refreş kendisini bulmayı başardı. Carnation da Bozan'ı düşürdü o esnada. Ventus. İki kişi bıraktılar. Kunyesizler takımını. Şimdi Reflex'i var orta tarafta. İlk etapta Madison'ı vurdu. Rofazen'e düştü. Rofazen orada. Quintus'u da headshot'ını attı ama Dart'ı arkadan gelmiş bile. Durumu da böylelikle 7-5'e getirdi GameMonsters. Evet, GameMonsters bırakmıyor. Ozan üst taraftan aşağıya çok hızlı bir şekilde atladı. Orada Dart ile karşı karşıya geldi ama 7 sağlığını bıraktı Dart'ı onun. Shales'tan Trixie headshot geldi. Şimdi orta tarafta Quintus'ta Space'i düşürmeyi başardı. Bu arada Repreş'ten. Evet, Repreş'e çok güzel bir headshot geldi. Ozan da 7 sağlığıyla bir frag bulmayı başardı orada. Evet. Rofazen de Quintus'u düşürünce Dart'ı tek. Da Rofazen'i vurdu, 26 sağlığı kaldı. Bozan ve Madison. Bomba kuruldu. Dart'ın karşısında olan oyuncular. Bozan'ın 7, Madison'ın 105 sağlığı mevcut. Evet, Dart'ı dual tazeledi yerdeki silah ile. Şimdi evet, Madison'ı gördü orada. Dart'ın oyuncunun da farkında. Vurmayı başardı bu arada. Dart'ı Madison'ı da düşürdü. Durum 7-6. Bir sağlığı var Dart'ın. Bomba imha edildi. Evet arkadaşlar, Mega HP'nin önemi ne diye soruyorsanız önemi bu. Görev başarısız. Dart'ın kritik bir round seyrettik. Durumu da 7-6'ya getirdi. Game Monsters bırakmıyor. Bakalım künyesizlerin cevabı nasıl olacak? Hep beraber göreceğiz. Shales yine açılışı yaptı. Quintus'u vurdu. Orada bombaya yakalanır mı? Yakalanmadı. Evet. Carnation ve Dart'ın birer frag geldi şimdi uzun tarafında. Carnation bombasını bıraktı rakiplerinin üzerine, doğru açılacak orada. Rofazen'i gördü, şimdi vurmayı başardı. Madison da orada. Evet bak, ilk etapta düşürdü rakibini ama Repression'u vurdu. Shales 6 sağlığıyla ortada tek başına. Sağında solunda birer oyuncu var. Şimdi Trixie çıkar çıkmaz rakibine headshot'ını attı. Durum 7-7. Bu round'u kazanırsa eğer Game Monsters, haritanın kazananı olacak ve maç 1-1 bitecek. Ama künyesizler kalan roundları kazanır ise onlar galibiyete ulaşacak ve maçı 2-0'a getirecekler. Bakalım nasıl bir sonuç elde edeceğiz bu maçta. Oyunu yavaşlattı künyesizler. Biraz daha base tarafında kümeleşmiş durumdalar. Evet, uzuna doğru ilerliyor şimdi Bozan. Carnation 34 sağlığı kaldı orada. Bozan şimdi rakibini vurmayı başardı. Repreş ise Beyplant'e doğru dönen isim. Shales da Dart'ı headshot'ını attı. Evet, iki kişi eksilttiler Game Monsters'ı. Bakalım devamını getirebilecek mi künyesizler? Bozan'la Repreş karşı karşıya geldi. Şimdi Bozan rakibini vurdu. Orada Trixie'nin bombasına yakalandı. Quintus da headshot'ını attı şimdi. Evet, durum bir anda 2 ve 3'e geldi. Evet, sağlıkları az künyesizler takımın oyuncularının. Trixie Shales'la vurmayı başardı. 2-2'ye geldi durum. 2 ve 2. Evet, Quintus'u yaralamışlar orada biraz. Trixie ise
Buradan ortayı kesmeli diye düşünüyorum ben. Şu an çok yanlış oynuyor GameMonsters oyuncuları. Şu an Quintus'un yaşamasının hiçbir manası yok orada kutunun arkasında duruyorsa. Evet, Ay'a bombayı kuracak orada birisi. Space'te. Orada bekleyecekti diye düşünüyorum ama onu yapmadılar. Bomba Evet. kuruldu. Madison. Rakibiyle karşı karşıya geldi şimdi. Space'i de gördü. Evet, Trixie Space'in bir şekilde oraya geçtiğinin farkında. Quintus ilk rakibini düşürmeyi başardı Madison'la. 1v1 durumdalar. Çok kritik bir round. Şimdi karşı karşıya geldiler Quintus. Rakibini vurmayı başardı. Ve durumu Harika bir kazanç. 8-7'ye getirdi Game Monsters. Evet, böylelikle ligdeki ilk yenilgisini de almış oldu, harita yenilgisini almış oldu ve maç 1-1 berabere bitti. Evet, güzel maç oldu. Çok beğendim ben.